Evet. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan Katman Belediyesi'ne nasıl kayyum atarız diye hep birlikte kolektif bir birliktelikle hareket edip üstümüze gelenler bilsinler ki bu yapılanın hiçbir hukuki bir tarafının olmadığı apaçık ortadadır. Katman Belediyesi'ne kayyum atamak için yaptığınız uğraşları görüyoruz ve biliyoruz. Ta Adalet Bakanı nezdinde yaptığınız davranışın yasada hiçbir yeri olmamasına rağmen rakip bir siyasi parti genel başkanının fotoğrafını bakan odamda bulundurmak zorundaymışım gibi davrananlar Muz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorsunuz? Hukuk devleti ilkelerine bağlı kalmak zorunda değil misiniz? Katman Belediye Başkanı'nı şüpheli sıfatıyla ifade alma peşinde olanlar, itibar suikastı yapanlar, bu akıl sizleri hiçbir yere götürmeyecektir. Tatvan Belediye Başkanlığı, Tatvan halkının, Tatvanlının iradesiyle görevi başındadır ve eş başkanlar bugün Tatvan'ın hizmetinde olması gerekirken sizlerin fantazileri ve antidemokratik, antihukuki niyetleri nedeniyle adliyelerde ifade vermek zorunda kalıyoruz. Bugün Hakkari'de, yarın Diyarbakır'da, Van'da, bir başka yerde ve en nihayetinde Tatvan'da kayyum atarsanız, milletin başına memurlarınızı boca ederseniz çok mu iyi bir şey yapmış olacaksınız? Hukukun herkese lazım olduğunu hiç kimse unutmasın. Bu gidişatın tehlikeli ve en nihayetinde devlet çökerten bir gidişat olduğunu kimse unutmasın. Bizler görevlerimizi kanunun verdiği yetkiler dahilinde, sınırlar içerisinde yapmakla mükellefiz. Her gelenin keyfiyetiyle ülkelerin yönetilemeyeceğini, yerellerin yönetilemeyeceğini anlatmamıza mı gerek var? Bu ülkenin doğusunu, batısını ayırdınız da haberimiz mi yok? Bu ülkede en büyük bölücülüğü yasanın eşit bir şekilde uygulanması gereken vatandaşa eşit uygulamayan sizler yapmıyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları, bir siyasi partinin genel başkanı sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını odasında bulundurmak zorunda olmadığı için bulundurmuyor ve onun hakkında hiçbir soruşturma dahi yapılmıyor. Ama DEM Partili bir belediye başkanı olarak ben rakip siyasi parti genel başkanını odamda istemiyorum diye suç mu işlemiş oluyor? Eğer çok isteniyorsa yasasını çıkarın, asalım. Yoksa bizi olmayan zorunluluklarla zorundaymışız durumunda bırakmayın. Bu yaptığınızı görüyoruz, biliyoruz. Kayyum atamak için yapmış olduğunuzu, soruşturmalarla yıpratmaya çalıştığınızı, itibar suikastı yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Ama emin olun ki biz kanunlara bağlı olmaya devam edeceğiz ve görevimiz süresince Tatvan Partisi'nde Tatvan halkıyla birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizlere rağmen suç işlemeyeceğiz ve sizlere rağmen Tatvan halkına hizmet edeceğiz. Bütün vatandaşlara saygılar sunuyorum. İktidar yerel seçimde bölgede istediğini alamadı. Aradan 2 ay geçer geçmez Türkiye kamuoyunda bir algı oluşturmaya başladı. 15 yıldır devam eden Hakkari Belediye Eş Başkanımızın davasını her ne hikmetse bugün pişirip önümüze koyarak Belediye Eş Başkanımızı bildiğiniz gibi 3 Haziran günü Van'da gözaltına alarak hemen akabinde mahkemenin kararını dahi beklemeden kayyum atadı. Türkiye genelinde belediye eş başkanları veya belediye başkanları görevden alınınca meclis yasa gereği kendi arasından bir belediye başkan vekili seçiyor. Ama iş bölgeye, Kürt illerine, DEM Parti'nin yönettiği belediyelere gelince hemen yasa, hukuk, kanun tanımadan kayyum atıyorlar. Bugüne kadar 144 belediyemize kayyum atamış. 3 dönemdir. Kayyum atıyor, kayyumdan sonuç alamıyor ama yine de sadece Kürtler kendi belediyelerini, kendi yönetimlerini, kendi kentlerini yönetmesinler diye her türlü algıyı yapıyorlar. Her türlü kayyumu atıyorlar. Bir haftadan fazladır havuz medyası olsun, iktidar kamuoyunda olsun algı oluşturuyor.
bir yerde Tatvan'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da tamamen subjektif bir algı oluşturarak kayyum atamanın zemini oluşturuyor. Yine belediye eş başkanımızın da anlattığı gibi birçok yerde partili cumhurbaşkanının resmi indirilmesine rağmen herhangi bir soruşturma yok. Ama ne hikmetse DEM Partili biri eş başkan bunu yapınca hemen ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü tehlikeye giriyor ve bölünmez bütünlüğe karşı bir darbe olarak algılanıyor. Atanmış Adalet Bakanı bir bildiri okudu. Bildiğiniz gibi adeta bir darbe bildirisi gibi. Sanki Türkiye toplumu ikiye bölünmüş, sanki sevgili eş başkanımız Türkiye'yi parçalamış, bölmüş. Aslında asıl olarak 22 yıldır bu ülkeyi nefret diliyle bölen, parçalayan, ötekileştiren partili cumhurbaşkanının ta kendisidir. Her türlü suç işlendi Kürtlere karşı. Kürtlerin evlatları, cenazeleri annelere postayla, kargoyla gönderildi. Bodrumlarda yakıldı. Roboski'de bombalandı. Suruç'ta katledildi. Ankara gar döneminde kar, bu hepsi partili cumhurbaşkanının iktidar olduğu dönemlerde oldu. Bununla ilgili binlerce çoğaltabiliriz. Biz kayyumların darbe olduğunu, hırsızlık olduğunu, halkın iradesine müdahale olduğunu, halkı yok saymak olduğunu diye tarif ediyoruz ve öyledir de. Eğer siz bu bölgeyi bir sömürge bölgesi olarak görüyorsanız o zaman söyleyin, siz sömürgesiniz, biz de sömürgeciyiz, biz sömürgecilik şartlarına göre sizi yönetiriz, seçim de yapmayın, valilerinizi, atanmış memurlarınızı atayın belediyelere, bu halkta sizi bilsin. Tüm eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarımız bizim irademizdir, bu halkın iradesidir. Biz irademize, halkımıza, eş başkanlarımıza, belediyelerimize her zaman sahip çıkacağız. Ne dönem eski dönemdir, ne de Kürtler eski Kürtlerdir.